Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyorum. Yeni haftayı karşılarken hepimizin merak ettiği konuların başında elbette ki seçim arefesinin son haftasındayız ve yatırımcı bu hafta acaba nerelere yönelmeli? Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar dilerim. Teşekkür ederim. İyi haftalar olsun. Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası politika faiz oranını 500 puanlık bir artış gerçekleştirdi. Bunun sonuçları işte piyasaya etkileri nedir? Aslında çok da fazla beklenmiyordu. Acaba hani yabancı yatırımcıların işte yabancı bankaların işte yatırım yapılabilir puanını artırmasıyla mı etkili? Nedir buradaki asıl etken? Hemen onu soralım. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık faiz artırımı yaparak piyasaları şaşırttı. Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. Ama yabancı kuruluşlar da 500 bas puan faiz artırımı yapabileceğini açıklamasını yaptı. Onlar bildi, içeridekiler bilemedi. Demek ki yabancıların bildiği, bizim de bilmediğimiz bir şeyler var. 500 bas puanlık faiz artırımının seçimden önce yapılmış olması da seçimden sonra politikamızda herhangi bir değişiklik olmayacak mesajını verilmesini aslında bir noktada desteklemiş oldu. Evet, 500 bas puanlık bir faiz artırımı yapıldı. Karşılığında piyasalar bir şey aldı mı? Şu anda baktığımız kadarıyla hayır. Yine 32 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru, 34 lira seviyesinin üzerinde bir avro TL kuru var. Borsa psikolojik direnç seviyesi 9400 puan seviyesini kıramadı. Uzun vadede çok çok olumlu karşılığın olacağına iddia eden bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Bekleyip göreceğiz öyle olacak mı diye. Merkez Bankası'nın Perşembe günü ciddi anlamda destekçisi çoğaldı. Çarşamba gününe kadar Merkez Bankası'nın politikasını ve Türkiye ekonomisini yerden yere vuranlar Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayınca herkes ayakta alkışladı. Dolayısıyla da şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na hep birazdan stadyumdan bağırır gibi çok güzel hareketler bunlar. Biraz daha artırın. Hatta %60'ın üzerinde çıksın diye hizalatta bulunuyorlar. Yine Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ederse ki edecek gibi duruyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Faiz malum yatırımların olmadığı, insanların parasını faize bıraktığı, buradan bir getiri elde ettiği, insanları tembelleştiren bir süreçtir. Şimdi konut satışında durgunluk var, otomotiv satışında durgunluk var vesaire böyle söylemler, rakamlar havada uçuşuyor ama beraberinde insanlar bir çıkış yolu bulamadığı için faize bir noktada mahkum ediliyor ve insanlar bir noktada faizden getiri elde ediyor. Bu filmin sonunda kim kazanacak? Hep beraber zaman bize göstermiş olacak. Ama benim emin olduğum bir şey var. Faizle yoluna devam edilin. Bence yolu yol değil. Ve bu sonucun çok da Türkiye ekonomisinde katkısı olmayacağını ben şahsen düşünüyorum. Enflasyon rakamlarında keskin bir düşüş olacağını ifade ediyorlar. Ne kadar keskin olabilir ki bu düşüşler? Dünya ortalamasında biz gerileyelim. Dünyanın ikinci sırasındayız enflasyon noktasında. Ne kadar keskin bir dönüş olacak ki normal bir standartlarda bir ekonomi normalleşecek hep beraber. Bunu göreceğiz. Şu anda döviz kurlarına yansıyan veya piyasalarda yansıyan bir şey yok ama yansıması bekleniyor. Bunun da akabinde şunu iddia ediyorlar ekonomi yönetiminde. Biz kurların yükselmesine müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse müdahale edeceğiz. Hı hı. 200 ya da 300 milyar dolarlık, milyon dolarlık bir rezerv zaten yapılıyor. Ve tekrar kur artmasın diye tekrar bu rezervler satılmaya devam edense o zaman faizler neden arttı? Noktasındaki soru işaretlerinin de cevabını önümüzdeki aylarda hep beraber bulmuş olacağız. Benim en çok merak ettiğim de zaten işte Merkez Bankası Başkanı değişir değişmez Mayıs ayına bir işaret edilmişti. Mayıs ayında bayağı bir İşte faizlerde yükselme olabilir diye.
Mart'ta böyleyse artık Nisan ve Mayıs'ı ben düşünemiyorum. Onları da hep beraber dediğin gibi göreceğiz, duyacağız. Bir baskılamadan söz ediliyor ya, dövizde işte seçim öncesi bir baskılamadan hep söz ediliyor. Acaba seçim haftasından sonra bu işte 32 olan rakam ya da 35 olan rakam dolardaki, eurodaki rakamlar ne olacak diye onu da bir yandan merak ediyoruz. Var mı bir tahmininiz? Yani ben yıllık öngörümdeki yukarı yönlü hareketlerde bir değişiklik yok. Merkez Bankası ne kadar faiz artırım yaparsa yapsın, kur tarafındaki yükselişler önlenemez diye tahmin ediyorum. 40-45 puanları bekliyorum. 36 direnci de Haziran ayında takip etmeyi sürdüreceğiz. Bakalım. Maliye Bakanı Şimşek işte Merkez Bankası'nın yeterince sıkılaştırıldığını geçen ay açıklamıştı. Hani Merkez Bankası tekrar faizleri artıracak diye bir dedikodu çıkmıştı geçen ay piyasalarda. Hemen arkasından da Şimşek açıklama yaptı. Yok yani Merkez Bankası yeterince sıkılaştırdığını düşünüyor. Ama ondan önce de Merkez Bankası Başkanı aynı açıklamaları yapmıştı. Ama toplantıya bir baktık 500 bas puanlık faiz artımı geldi. Bir şeyler değişti. Halk, toplum bir şeyler bilmiyor yani sonuçta. Ve dolayısıyla kur tarafında da bir atak beklemiyoruz. Gerekirse müdahale edeceğiz. Bunun da sonucunu hep beraber göreceğiz. Ama benim beklentimde bir değişiklik yok.